Hem güzel mi güzel, en iyi hak. Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl Başkanı Avukat Bora Terzi. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekillerimiz Fahri Özkan. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere, hazırız biz yine. Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekilimiz Vecdi Gündoğdu. Şöyle bir bayrakları görebilir miyiz? Bugün ışıl ışılsın, bugün pırıl pırılsın baba eski, bugün adeta ışık saçıyorsun. İstanbul milletvekilimiz Ali Gökçek. Uğruna her şeye değer, biliyorsun değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyelerimiz Bedirhan Doğru. Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyemiz Berker Esen. Yetişiriz her yere, hazırız biz yine. Genel Başkan Yardımcılarımız Suat Özçağdaş. İşimiz belli. Ve kıymetli hemşerimiz Gökçe Gökçen. Evet, kaldıralım bayrakları baba eski. Bu coşku bugün hiç güzel, durmasın. Güzel, en iyi hakler. Uğruna her şey değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya açız, durmak yakışmaz. Kocaman alkışlarla Kulu Belediye Başkan adayımız Orhan Saltık. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere, hazırız biz yine, durmak bilmeyenlerle, gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Büyük Mandıra Belediye Başkan adayımız Alaaddin Burak Doğan. Hem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Kara Halil Belediye Başkanımız Aykut Yakut. Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Baba eski Belediye Başkanımız Avukat Abdullah Hacı. Coşkulu bir alkış alabilir miyiz? Coşkulu bir alkış alabilir miyiz Hacı Başkanımıza? Sayın Başkanım. Çok sevgili baba eskiller. Sizleri son kez sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün benim veda günüm. Artık görevi bırakıyorum. 15 yıldır bana baba eskiye hizmet etme görevi verdiniz. Bütün baba eskillere çok teşekkür ediyorum. Şuna inanın, belediye başkanlığı koltuğuna bembeyaz bir gömlekle oturdum. Gömleğimi kirletmeden bembeyaz bir gömlekle oradan ayrılıyorum. Sizlere hizmet etmekten son derece şeref ve haz duydum. Hakkınızı helal edin. Hepinize Allah'a ısmarladık. Kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Hacı'ya konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış rica ediyorum. Evet, şimdi de davet ediyorum.
Baba Eski'nin yeni mimarı olacak kişi. Cumhuriyet Halk Partisi Baba Eski Belediye Başkan Adayı Mimar Nuray Öner Polat. Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Sayın Genel Başkanım, sevgili Baba Eskili hemşerilerim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olan ve belediye başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi dışına çıkmamış Baba Eski halkının misafirisiniz. Biz de gücümüzü Baba Eski halkından, güvenimizi de yapacağımız işlerden alıyoruz. Sayın Genel Başkanım, sizin liderliğiniz ülke genelinde olduğu gibi Baba Eski'de büyük bir heyecan yarattı. Sayenizde enerjimiz ve heyecanımız çok yüksektir. Baba Eski her seçimde yüksek oy oranları almıştır. Bu kez de rekorumuzu tazeleyeceğiz. Bize ve Baba Eski halkına güvenin. Baba Eski bir cumhuriyet kentidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve sizin işaret ettiğiniz uzak ve yüksek hedeflere yılmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz. Belediye başkan adayımızı 31 Mart'ta göreve getirecek miyiz? 31 Mart'ta mimar Nuray Öner Polat diyecek miyiz? 31 Mart'ta Baba Eski tekrar Cumhuriyet Halk Partisi diyecek mi? Çok teşekkür ediyoruz. İşimiz gücümüz Türkiye sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolda şu anki durağımız Baba Eski. İyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Gelecek nesillere güzel bir yaşam aktarmak için gecesini gündüzüne katan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz. Şöyle elleri görelim. Sayın Genel Başkanımız birazdan sizlere hitap edecek sevgili dostlar. Şu bayrakları sallayalım. Bugün muhteşemsin Baba Eski. Bugün Baba Eski'de herkesin gözleri ışık saçıyor. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi?
çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. Huzurlarımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil Anlının mi? Anlının terini toprağa damlatan, Anlının terini tezgaha damlatan, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını sağlayan, haramdan ve yalandan korkan, alnı açık, başı dik, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisinden başka bir şey olmayan güzel baba eskinin yiğit, mert insanları, Atatürk'ün kızları, Cumhuriyet'in neferleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. ...31 Mart'ta... yerel seçimleri yapacağız. Baba Eski'yi kimin yöneteceğine Baba Eskiler karar verecek. Ama Cumhuriyet tarihi boyunca bir gelenek var. Baba Eski Atatürk'ten ve onun partisinden şaşmadı, şaşmayacak. Bugün Baba Eski'de bir bayrak yarışı, onurlu ve muhteşem bir veda ve heyecanlı ve iddialı bir başlangıca tanıklık etmeye geldik. 3 dönemdir Baba Eski'ye hizmet eden, öncesinde bu devlette hakimlik görevinde bulunmuş iyi bir hukukçu ve Baba Eski'nin malını kendi malından çok gözeten, şu belediyenin varlıklarını kendi ağırlığı, ailesinin varlığıymış gibi koruyan, kollayan, bütçesini kendi namusu gibi sakınan Abdullah Hacı Başkanımız, kendi rızasıyla, hani tartışılıyor ya, tüzük değişiklikleri, 3 dönem kuralı, biz de dönem kuralı getireceğiz. Ama dönem kuralını kendi kendine uygulayan, görevi sizin itimatınızın, güveninizin, sevginizin en üst noktasına getirip tam orada bırakan Abdullah Başkanımıza, Abdullah Hacı'ya, partimiz adına, Baba Eski adına yürekten teşekkür ediyorum. Helal olsun başkanımıza. Bunlar minnet alkışı, tebrik alkışı başkanım. Allah hepimize, bütün siyasilere görevini böyle yapmak ve böyle devretmeyi nasip etsin. Şimdi yeni bir başlangıç var. Heyecanlı, umutlu bir başlangıç. Başkanımız, Abdullah Başkanımız yeniden aday olmayınca aday adaylarımız çıktı. Tabii ki demokrasinin ve parti içi demokrasinin en iyi yaşandığı illerimizden birisi Kırklareli ve elbette parti içi demokrasinin amiral gemisi Baba Eski'de. Siz istediniz, biz yaptık. Hani diyorlar ya, bazı sağcı yazarlar bilir bilmez, efendim,
Hani ön seçim yapacaktınız? Biz Türkiye'de geçen seçim 800 aday gösterebilmiştik. Bu seçim tam 880 birime, beldeye, ilçeye ile ön seçim yapabilirsiniz diye yazıyı yolladık. Ön seçim yapmak isteyen bildirsin dedik. 250'nin üzerinde talep geldi. Sonuçta 199 yerde ön seçim yapıldı. Biz burada Kırklareli'nde istenen her yerde ön seçim yaptık. Sadece Karahalil'de Aykut Yakut başkanım zaten mevcut başkandı, tek adaydı. Ancak onun dışında her yerde ön seçim yaptık ve ön seçimden sizlerin oylarınızla bir cumhuriyet kadını çıktı. Nuray Başkan, Nuray Ömer Polat ön seçimden çıktı ve şimdi Abdullah Başkanım onun elini tuttu ve bu güzel devir teslimi gerçekleştiriyorlar. Nuray Başkanım da mimar ve aldığı eğitimle bu kente Abdullah Başkan'ın koyduğu vizyonun üzerine devam ederek kenti güzelleştirecek. Baba Eski'ye onun kadın elinin değmesi, onun mimar elinin değmesi, onun heyecanlı genç elinin değmesi Baba Eski'ne iyi gelecek, hepimize iyi gelecek. Ayrıca biraz önce adını andım. Karahalil'imizde değerli başkanımız Aykut Yakut'u Karahalil'in tam mütabakatıyla yeniden aday gösteriyoruz. Başkanım burada. Son derece başarılı. Halk onu seviyor, görevini seviyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Büyük Mandıra'da yine sandığı koyduk. Sandıktan herkesle arası iyi olan namuslu çalışkan bir esnaf Alaaddin Doğan Başkanım çıktı. Tebrik ediyoruz. Onun da Büyük Mandıra'yı alacağına ve bir daha Büyük Mandıra'nın yaban ellere gitmeyeceğine eminim. Başarılar diliyorum. Şimdi bir de Alpullu'muz var. Alpullu'nun önemi büyük. Çünkü Alpullu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında şeker fabrikasını açtığı, 1926'da şeker fabrikasını açtığı, 1933 yılında Alpullu'da 328 ton şeker üretiliyor ve dünya birincisi oluyor Alpullu. Dünya birincisi. Maalesef 1926'da birinci cumhurbaşkanımızın Alpullu'muza kazandırdığı fabrikayı 2018 yılında sonuncu cumhurbaşkanı yok pahasına sattı. O kadar üzgünüz ki o tarihi hatırlarsınız. Böyle otobüsleri giydirdik. Genel Başkan Yardımcımız o zaman Veli Ağbaba otobüse 20 milletvekilimizi aldı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarıyla Türkiye'de satılmak istenen bütün şeker fabrikalarını gezdik. Ve Türkiye'nin ilk ittifakını kurduk. Şeker ittifakı dedik. O otobüsün üstüne Demokrat Partililer, Saadet Partililer, İyi Partililer, CHP'liler, o zaman DEVA kuruldu, DEVA'lılar, Gelecekliler, hatta MHP'liler, bazı şehirlerde AK Partili sendikacılar bile çıktı. Yapmayın dedik. Satmayın dedik.
bu insanlara kıymayın dedik. Şeker stratejik bir üründür. Vazgeçilemez. Özel sektöre bırakılamaz dedik. Dinlemediler. O fabrikaları yok pahasına sattılar. Bakın, yok pahasına diyorum. Ben Alpullu'yu mecliste çok konuşuldu, dinledim. 150 milyon TL gibi komik bir paraya sattılar. Alpullu'da 4 tane kazan var. Her bir kazanın değeri en az 25 milyon. Sadece 4 kazan 100 milyon ediyor. Ekipmanı, her şeyi orada. Bir de ilk başta sadece işletme hakkını vereceklerdi. Her şeyi kattılar. En son lojmanı kattılar, arsayı kattılar, binayı kattılar. 150 milyon TL'ye yok pahasına. Gerçek değerinin belki 1/3, 1/5 Alpullu Şeker Fabrikası'nı peşkeş çektiler. Şimdi o fabrikanın kadrolu işçisine satmadığımız şeker fabrikasına git diyorlar. Git başka şehirlere. Yazık millet, yerinden, yurdundan, evinden, bucağından oldu gitti. Geri kalanı 4B'li yaptılar. Düşük maaşlarla çalışıyor. Şimdi arıcı şeker istiyor, fiyat pahalı. Şuradaki mandırada, şuradaki fırında, pastanede ihtiyaç duyulan şekerin fiyatı ateş pahası. Yarın öbür gün bir büyük krizde ithalat imkanı kalmadığında bu şekerin ne kadar önemli bir ürün olduğunu herkes bir daha görecek. O yüzden Alpullu Cumhuriyet Halk Partililer için Atatürk'ten emanet ilk şeker fabrikamız, rekortmen şeker fabrikamız, en kıymetli fabrikamız olduğu için Alpullu artık bizim için bir izzet-i nefis meselesi haline geldi. Biz adayı, bizim adayımız 16 yıldır Şeker İş Alpullu Şube Başkanlığı yapan Orhan Saltık'ı belirledik. Üyelerimiz belirledi. Alpullu'nun artık CHP'ye gelme zamanı geldi. Alpullu'yu alacağız. Alpullu'yu aldığımızda kısa sürede buraya geleceğim. Hep birlikte Alpullu'ya gideceğiz. Belediye başkanımızın makamına Alpullu Şeker Fabrikası'nın fotoğrafını, Atatürk'ün fotoğrafını asıp bu haramilerden Türkiye'yi kurtarana kadar mücadele edeceğiz. Tabii bunları yapan kim? Bakın, memlekette yoksulluk var. Memlekette işsizlik var. Memlekette israf var. Memlekette mağduriyetler var. Gençlerin umutsuzluğu var. Ve hayat pahalılığı, enflasyon, her şey var. Her şeyin bir de sorumlusu var. Her şeyin sorumlusu, hani her şeyi ben bilirim diyor ya, Recep Tayyip Erdoğan, her şeyin sorumlusu o. Her şeyin. Ve bugün Recep Tayyip Erdoğan çıkmış şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki, bazı fırsatçılar diyor, fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın lokmasına göz dikiyor. Onlarla mücadelemiz sürecek demiş. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan'ın huyudur. Bütün iyi şeyleri kendi yapar, kötü şeyleri devlete yaptırır. Bütün iyi şeyleri üstüne alır, kötü şeylerde bir suçlu bulur. Hiç kimseyi bulamasa bizi suçlar, CHP yaptı der. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Bugün TÜİK aylık enflasyonu açıkladı. %4,5. Yıllık enflasyon %67.
%67. Bunu kim belirliyor? TÜİK. Baş harflerine Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Bu TÜİK'e göre 67 olan enflasyon normalde gerçek hesaplandığında %120. Siz biliyorsunuz. Süt geçen sene kaç paraydı, şimdi kaç para? Kıyma kaç paraydı, şimdi kaç para? Dana kuşbaşı kaç paraydı, şimdi kaç para? Ekmek kaç para, şimdi kaç para? Ramazan pidesi kaç para, bu sene kaç para? Ama TÜİK üzmeyecek ya Tayyip Bey'i 67 olarak ilan etmiş. Yalan ama diyelim ki bu yalana inandık. Tayyip Bey %67 enflasyon varken emekliye, en düşük emekli maaşı alana ne vermiş? %33. Yani 7500 lira alanı %33 zamla 10 bin lira verdi. Normalde ne yapması lazım? 67, %34, 3500 lira sadece bu zamda cebinden çaldı emeklilerin. Başka bir hesap yapalım. Emekli ikramiyesi biz söyleyince ben de yapacağım dedi. 2015'te söz verdi, 2018'de biz bir asgari ücret yap dedik, 1000 liracık yaptı. O gün o beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz 1000 lira tam 24 kilo kıyma alıyordu. 24 kilo. Şimdi 1000 lirayı önce 2000 yapmıştı 3 sene sonra. Bu senede 5000 yapacağım diye söylentisini yaydı. 3000 lira yaptı. Peki şimdi alınacak emekli ikramiyesi kaç kilo kıyma alıyor 3000 lira? 6 kilo zor alıyor. 6 kilo. Yani sadece emekli ikramiyesinde 24 kilo kıyma alırken 6 kilo kıymaya düşmüş. Emeklinin bayram sofrasından 18 kilo kıyma çaldı bu adam. Zaten eğer bir emekli bir kurban kestirse çıkan etini kıyma yaptırsa o kadar kıyma çıkacak. Yani biz her bayram emekliye bir asgari ücret verelim diyoruz ya, bu emeklinin sofrasından kurbanlık koyunu çaldı ya. Kurbanlık koyunu çaldı. Bakın net bir şey söyleyeyim. Net bir şey. 2002 yılında geldi. 3 Kasım 2002. En düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret. Bugün asgari ücret 17 bin lira olduğuna göre en az 25-26 bin lira olması lazım. Ama 10 bin lira veriyor emekliye. O gün en düşük emekli maaşı, inanmayan açsın hesaplasın baksın, tam 8 çeyrek altın alıyordu. 8 çeyrek altın. Bugün zorla 2,5 çeyrek altın alıyor. Tayyip Erdoğan iktidarı boyunca emeklilerin cebinden her ay 5,5 çeyrek altın almıştır. Emeklilerin hakkını elinden almıştır, cebinden almıştır, cüzdanından almıştır, sofrasından almıştır, buzdolabından almıştır, kombisinden almıştır. Ben bu emeklinin hakkını bu Tayyip Erdoğan'ın yanına bırakmam. Vallahi de bırakmam. Billahi de bırakmam. Bir de diyor ki faiz zam yapıyorlar diyor. Enflasyonun üstünde diyor. Vatandaşımızın diyor lokmasına göz dikiyorlar. Bir de işin tersi var. Tayyip Erdoğan enflasyonun 67 olduğuna inanıyorsa neden emekliye 33 veriyor? Ama emekliye 33 verirken köprüye, yola %76 zam yapıyor. Ve benzine, mazota, bakın bir yılda değil, 28 Mayıs günü seçimi kazandı, üstünden 8 ay geçti. Daha bir yıl olmadı. O gün
19 lira olan mazot bugün 42 lira. O gün 20 olan benzin bugün 42 lira. Mazota %106, benzine %97 zam yaptı. Eğer birisi garibanın, vatandaşın lokmasına göz diktiyse onun adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bundan sonraki süreçte Erdoğan'ın oyunlarına hiçbirimiz gelmeyeceğiz. Erdoğan'ın hiçbir oyununa gelmeyeceğiz. O bizimle kavga etmek, bizimle tartışmak, meseleyi efendim ben milliyim sen gayrimillisin. Efendim evet açsınız ama bunlar oy alırsa yok ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler diye yalanlarla bizi meşgul etmeye çalışıyor. Bizim derdimiz vatandaşa yapılan zam, bu devamlı zam 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 yapıp dönüp dem 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 diyor. Ben evet kavga edeceğim. Recep Tayyip Erdoğan'la kavga edeceğim ama emeklinin hakkı için, esnafın hakkı için, köylünün hakkı için, yoksulun hakkı için kavga edeceğim. Ey Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın neresinde bir haksızlık olsa vatandaş yollara dökülür, protesto yapar, sen gelmeden önce başbakanın kapısına yazar kasalar atılıyordu, kimse bir şey demiyordu. Öyle bir korku imparatorluğu yarattı ki kimse sesini çıkarmayacak, bu bildiği zulmü yapacak, bildiği zammı yapacak, her bildiğini okuyacak ama biz susacağız. Konuşan olursa teröristtir. İtiraz eden olursa dış güçlerin uşağıdır. Yollara düşen olursa darbe girişimidir. Aha da buradan söylüyorum bak. Recep Tayyip Erdoğan. 31 Mart'ta bu millet ilk önce yerel seçimlerde sana bir sarı kartı gösterecek. Kırmızı ışığı yakacak. Muhalefet birleşecek. Gücünü gösterecek. Ondan sonra sen göreceksin. Bu emeklinin hakkını da, işçinin hakkını da, esnafın hakkını da, çiftçinin hakkını da hep beraber söke söke alacağız senden. Söke söke alacağız. Sokaklardan korkmayacağız. Meydanları boş bırakmayacağız. Elbette yıkıp yakmayacağız. Elbette kimseye zarar vermeyeceğiz. Ama kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Emekli uzun adamdan hakkını alacak. İşçi alacak, memur alacak. Her kim ki bu ülkedeki insanları öyle yukarıdan bakarak, kibirle bakarak, karınca gibi görüyorsa buradan bir kez daha haykırıyoruz ki Tayyip Erdoğan, karıncanın kardeşi var. Karıncanın kardeşi o sarıncayı sana ezdirmez. Karıncanın kardeşi vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sizden tek isteğim şudur. 31 Mart'a kadar adaylara sahip çıkın. Meydanlara sahip çıkın. Sokaklara sahip çıkın. Ve 1 Nisan'dan sonra nereye çağrılırsanız oraya gelin. Barışçı gösterileri kimse terör eylemi diye gösteremez. Bu milleti sindirmeye çalışıyorlar. Sinmeyeceğiz. Haklı tepkileri dindirmeye çalışıyorlar. Dinmeyeceğiz. Milletin sesini kesmeye çalışıyorlar. Susmayacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. 31 Mart'ta bir tarafta Cumhur İttifakı, AK Parti ile MHP,
her geçen gün birbirine benzeyen, milleti tehdit eden, oy vermezsen hizmet etmem diyen, hatta Hataylı depremzedeye geçen seçim vermedin, mahzun kaldın, boynu bükük kaldın, yine vermezsen yine hizmet etmem diyen, Ordu'da ben yoksam doğalgaz yok diyen, Sakarya'da iktidar eğer yerelde yoksa hizmet gelmez diyen, şantaj siyaseti yapan, tehdit siyaseti yapan Recep Tayyip Erdoğan, ne derse desin eyvallah çeken, eskiden şu belediyenin TC'si çöküldüğünde tepki gösterip iktidar ortağı, ittifak ortağı olunca susan Bahçeli, sana andımızı okutmazsam namerdim deyip her sabah andımızın okutulmamasına susan Bahçeli, senden cumhurbaşkanı olmaz deyip ilk imzayı kendi çakan Bahçeli ile beraber bunlar. Ve yanlarına bir de Hizbullahçıları almışlar, domuz bağcıları almışlar, kadın düşmanlarını almışlar, bir korku ittifakı kurmuşlar. Bunlara karşı bir büyük ittifak kuruyoruz. Bir büyük ittifak kurduk. Kendimize güveniyoruz. Herkese güveniyoruz. Bu ittifakta sadece sosyal demokratlar yok. Biz varız. Milliyetçi demokratlar var. İyi insanlar var. Muhafazakar demokratlar var. İnançlı insanlar var. Ama ortak özellikleri yalandan korkan, haramdan korkan, hak yemeyen, hakkını da yedirtmeyen insanlar var. Geçen seçim ittifak içinde olduklarımızın seçmenleri bir yere gitmedi. Ve ne yapıyorlar? Yine saraya, yine talana, yine zamlara, yine baskıya itiraz ediyorlar. Yine Bahçeli'ye itiraz ediyorlar. O yüzden bizde bu seçim, o tarafta Cumhur İttifakı varsa, bu tarafta çok daha güçlü bir ittifak var. Türkiye İttifakı var, Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı adını Türkiye'den alır. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Ortak lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye İttifakı oyunu kimden ister? Milli takım gol atınca kim seviniyorsa ondan o isteriz. Filenin sultanları şampiyon olunca kim gözyaşı döküyorsa ondan o isteriz. Yıllarca çalışıp emek verip emekli olup kim açlık çekiyorsa ondan o isteriz. Gübrenin fiyatından, mazotun fiyatından kim çiftçilik yaparak para kazanamıyorsa ondan o isteriz. Borcunu kapatamayan esnaftan, ayın sonunu getiremeyen memurdan, yarınlarından endişe duyan gençlerden, evladım yurt dışına giderse ne yaparım ben diyen analardan babalardan o isteriz. Türkiye İttifakı CHP'nin lideri Özgür Özel'dir ama Türkiye İttifakı'nın lideri hepimizin atası, memleketin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yüz yıl önce kurtaran onlar, Atatürk ve silah arkadaşları. Yüz yıl önce cumhuriyeti kuran onlar, demokrasiyi getiren onlar, onlara husumet duyanlar da bugün onun koltuğunda oturanlar. İşte şimdi yüz yıl sonra bir kez daha cumhuriyeti yeniden kurtarmak, demokrasiyi yeniden kurmak, yüzleri yeniden güldürmek hepimizin görevidir. Ve Türkiye İttifakı'nın renkleri bayrağımızın renkleridir. Onu hep birlikte öyle bir söyleyelim ki hepsi birden duysun.
Kırmızı. 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 En büyük. En büyük. En büyük. Sizi seviyorum. Size güveniyorum. Size inanıyorum. Bu seçimi kazanacağız. Yüzleri güldüreceğiz. Bundan sonra biz kazanacağız. Biz başaracağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Adaylarımızı Aykut Başkanı, Orhan Başkanı, Alaaddin Başkanı ve Nuray Başkanı sizlere emanet ediyorum. Abdullah Başkan'a bir kez daha minnetlerimi ifade ediyorum. Hepinizi seviyoruz ve şimdi hep birlikte adaylarımızın elini kaldırıyoruz. Onları size, sizi de Allah'a emanet ediyorum.